Bismillahirrahmanirrahim. Bu selamdır. Bize gelmesini istediğimiz selam budur. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Fatiha suresinde ve Yasin suresinde Allah subhane teala buyuruyor ki selam diyor. Kavlen min Rabbir Rahim. Rabbiniz en şefkatlidir ki o selamı ondan alırsak Rabbimizden, o zaman başka ne ihtiyacımız var? Başka ne isteriz? Nasıl Rabbimizin selamını alırız? Rabbimizin selamını eğer o sözleri bu dünyada işitmezsek ahirette işiteceğimizi mi zannediyorsunuz? Hayır. Biz onu burada işitmeye muktedir olmalıyız. Ama o selam, Rabbimizden gelen o esenlik dileği, tatmin, mutluluk, bu bedava değildir. Allah en şefkatli olan Allah'tır. Ama o selamlama daha en yüksek değerdedir. Nasıl buna ulaşabiliriz? Nasıl bu selama ulaşabiliriz? Bu Müslümanların uğraşacağı, meşgul olacağı şey budur. Özellikle bu mübarek günlerde düşünmeliyiz. Nasıl buna erişebiliriz? Rabbimden gelen esenlik dileğine. Nasıl uzak durabilirim? O bize emre söylediğinde, ey sen asilik yapanlar benden uzak dur, nasıl diyebiliriz? Bunun için bir evliya almanıza gerek yok, bunu bilmek için. Bunun için bir alim de olmanıza gerek yok. Bunun için bir süper zeka almanıza da gerek yok. Ve sufi olmanıza da gerek yok. Tasavvuf evli olmanıza gerek yok. Allah'ı mutlu eden nedir? Allah'ın rızasını kazandıran nedir? Allah'ın hoşnutluğu nerededir? Ve Allah'ın gazabı nerededir? Allah'ın hoşnutsuzluğu nerededir? Bu mübarek günlerde oturup düşünürsek bunları, kendimize bakarsak, hayatımıza, kendimize bakıp diyebilirsek, bugün Allah için ne yaptım? Müslümanlar evlerinde buna sahip olmalıdırlar. Resimler koyuyorlar, yazılar koyuyorlar, her şeyi koyuyorlar. Ama bir şeyi koymuyorlar, o ayet-i kerimi koymuyorlar, hadisi şerifi koymuyorlar, duvarlarını asmıyorlar, kaligrafileri koymuyorlar, evlerine ışık, nur, güzel enerji getirecek olan şeyleri. Bu öyle bir şeydir ki, özellikle Türk milleti hala buna sıkı sıkı sarılıyor. Allah'ın rızasını kazanmak için ne yaptık? Bunu kapılarına koyuyorlar, kapılarının üstüne asıyorlar. Eve girerken, çıkarken bu yazıya bakıyorlar. Çünkü İslam bizi anlamamıza vesile olmalı, kendimizi anlayabilmemize. Bu şekilde Rabbimizi anlayabiliriz ve ona layık olduğu şekilde ibadet edebiliriz. Allah başka hiçbir şeyi yaratmadı onu anlaması için ve onu bilmesi için, insanoğlu hariç. Biz onu nasıl bileceğiz eğer kendimizi bilemiyorsak? Peygamberimiz buyuruyor ki, kişi kendini bilirse Rabbini de bilir. Bu aletler nerede, bu metotlar nerede, kendi üzerimize uygulayabileceğimiz? Bizim vaktimiz bile var mı oturup kendi hakkımızda düşüneceğimiz? Yoksa hayatımız 24 saat boyunca bu dünyanın peşinde koşmakla mı geçiyor, bu boş dünyayla? Bu ölü hayvan leşi dünyanın peşinde ki Peygamberimiz buyuruyor ki, Allah bu dünyaya bir sivrisineğin kanadı kadar değer vermemiştir Allah diyor. Bu dünya demek değildir ki dünyanın parasını ve zenginliğini toplamak. Hayır. Her neyse, neyle meşgulsen Allah hariç bu dünyada, o sizin dünyanız olur. Bazıları diyor ki, ben milyonları kazanmak için koşturmuyorum diyor. Ama onlar koşturuyorlar. Çocuklarını ilk sıraya koyuyorlar ve çocuklarını adeta tapıyorlar. Bazıları işlerine tapıyor.
Bazıları karı hanımlarına tapıyorlar. Bazıları arabalarına. Allah dışında her bir başka ilah, ki onlar o şekilde gizli şirk yapıyorlar. Ki bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetini uyarıyor. Bizi uyarıyor. Ve bize buna dikkat etmemizi söylüyor içimizdeki şirke karşı. Buyuruyor ki hadis-i şerifte Efendimiz. Gizli şirk, ki onu zannetmeyin, o çok kolaydır onu bulmak. Tıpkı bir virüsü bulmak gibi. Onu göremezsiniz bile bu gözle. Özel doktora gitmeniz lazım değil mi? Uzmana gitmeniz lazım. İçimde benim bir virüs var dersin. İçimde yıllardır saklanıyor. Onun var olduğunu bile bilmiyordum. Ta ki şimdiye kadar. Ve şu anda bizi içeriden yok ediyor vücudumuzu. Gizli şirk de bunun gibidir. Bu virüs gibidir. Kaç kişi bu konuda endişe duyuyor gizli şirk üzerine? Onlar daha çok endişe duyuyor gizli virüsler üzerine. Kuş gribi, domuz gribi gibi şeylerle. Ama içimizdeki o virüs, o gizli şirk, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu daha, onu farkına varmak, tespit etmek çok daha zordur. Siyah bir karınca, siyah bir kayanın üzerinde, gecenin en karanlık vaktinde daha zordur. Demek ki elimizde aletler olmalı ve uzmana gitmeliyiz. Bu Rabbimizin selamını kazanabilmek içindir. Eğer o aletler elimizde varsa, farkına varabilmemiz için bugün ne yaptım? Rabbimin Peygamber Şeyh Efendi bize pek çok kereler söylemiştir. Bizim hayatımız 24 saate ayrılmıştır. Biz bugünden, bu dünyadan göç ettiğimizde öbür tarafta 24 tane çekmece bulacağız. Her şey orada kaydedilmiş. Melekler her tarafta yazıyorlar, solda sağda. Bu dünyadaki makineler, yalan söyleyebilirsin, montaj edebilirsin, ama öbür tarafta melekler her şeyi izliyorlar, her şeyi kaydediyorlar. Peki nasıl kendi hareketlerimizi izleyebileceğiz, niyetlerimize nasıl bakacağız? Niyetlerimizi ve hareketlerimizi izleyeceğiz. Görmek için, bugün Allah için ne yaptık? Çünkü o çekmecelere her ne koyarsak kıyamet gününde onu göreceğiz. 24 tane çekmece. Ya onların içinde elmaslar, mücevherler bulacağız. Değerli şeyler bulacağız ki bize ihtiyacımız olacak onlara. Ahiret hayatında, cennette. Ya da o çekmeceleri açtığımızda onların içinde pek çok yılanlar, akrepler ve zararlı şeyler bulacağız. Ki o bizi cehenneme koyar. Evet, biz hatırlatmaya ihtiyacımız var. İslam bir hatırlatıcıdır. Peygamberler hatırlatırlar. Biz kendimizi hatırlatmalıyız ki ve hatırlanmalıyız. Biz niçin yaşıyoruz? İşaret yazıda öyle diyor. Bugün Allah için ne yaptın? Bir işaret. Evet. Bugün Allah için ne yaptım? Bugün uyandım. Şehadetimi yeniledim, niyetimi yeniledim. Bugün Allah rızası için yaşamak için. Çünkü Allah benim için yeni şeyler hazırlıyor. Bizler Rabbimizi hatırlıyor muyuz? Bize her gün yeni bir rahmet gönderiyor, yeni sırlar gönderiyor, yeni merhametler gönderiyor. Bize sağlık veriyor, mal mülk veriyor, her şeyi veriyor, ihtiyacımız olan her şeyi. Biz kendimizi hatırlatmak için uyanıyor muyuz? Rabbimizi hatırlamak için. Yoksa biz uyanıyoruz da düşüncelerimiz ondan çok uzaklarda mı? Eğer bu mübarek gün ve geceleri alır ve oturup düşünürsek kişinin gaflette olmasına imkan olmaz. İmkansızdır o zaman cennetten bağını koparması. Çünkü kişi kendine devamlı bakıyorsa, kendini yargılıyorsa, Allah'ın ondan hoşnut olması için yollar arıyorsa ve yollar arıyorsa değerli şeyleri mezarına göndermek için,
Allah'ın buyurduğu kişi olabilmeye çalışıyorsa, selamu kavlen min Rabbir Rahim, eğer kişi bununla meşgulse, o zaman bilirsiniz. O zaman bilirsiniz. O çağrı size gelir mi? Selamu kavlen min Rabbir Rahim. O zaman kıyamet günü beklemenize gerek yoktur onu işitmek için. Çünkü kişi o zaman endişe duyuyor ve onunla meşguldür. Nedir o rivayeti söyleyen, rivayette söylenen? Hazreti Enes'in rivayet ettiği. Ne diyordu? Hatırlıyor musun? Ashab-ı kiram Hazreti Enes rivayet ediyor ki mümin kişi günahlarına, yanlış hareketlerine, yanlış niyetlerine öyle bir gözle bakar ki tıpkı büyük bir dağın eteğindeymiş gibi ve o dağ onun tepesine yıkılacakmış gibi her an. Yani bunlardır. Her şeylerini verdiler Allah ve peygamberi için. Onlar hiçbir şey yanlış yapmadılar. Ama onlar her zaman korku doluydular. Paranoya içindeydiler ve korku doluydular. Düşünüyorlardı. Nasıl bu yanlış hareket ve yanlış niyet bana Allah'ın gazabını getirebilir? Yaptıkları her şeyi düşünüyorlardı. Allah Allah, yaptığım bu şey beni yok edebilir diyorlardı. Ve devamlı secde değiller. Devamlı bağışlama diliyorlardı. Ama Hipokratlar, günahkarlar, onlar yanlış hareketlerini, günahlarını burnunun üzerindeki küçük bir sineğe benzetir. Tıpkı onu eliyle böyle itekler, kovalar. Ona böyle bir rahatsızlık verici bir şey gibi görür. Biz bu mübarek gün ve geceleri ciddiye almalıyız. Ki bu uyandığımızda şehadetimizi yenileyip Allah-u Subhanahu Teala'yı hatırlamalıyız. Ve Allah'tan bağışlama dilemeliyiz bugünlerde. Ve yollar bulmalıyız, kendimize hatırlatmalıyız. Rabbimizin hoşnutluğunu kazanmak için, onun rızasını kazanmak için, onun mutluluğunu kazanmak için ki bu dünyada ve ahirette kazanabiliriz o selamun kavlen min Rabbir Rahim çağrısını. Bizler çok şanslıyız. Bizler kılıcın sahibinin himayesi altındayız. Ki o Allah'a sevgili kuldur. Ki o Evliyalar Sultanı'nın ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu takip ediyor. Ve bu açık bir yoldur. Bu yol sırat-ı müstakimdir. Dost doğru yoldur. Ve onu nasıl kazanabiliriz? Ve nasıl o ünvanı kazanabiliriz? Allah'ın buyurdu, bu benim kulumdur. Ve ona selamımı gönderin diyor Rabbimiz. Bizim niyetimiz, bu bizim niyetimiz olsun ve hedefimiz olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha.